sesiniz. Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz. Şu var, en önemli olay şu. Bu büyükşehir olgusu bizim Tekirdağ'ımız için çok yeni bir olay. T Haber Televizyonu CHP Çerkezköy Belediye Başkan aday adayları Metin Dönmez ve Vahap Aka ile birlikte ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Haluk Öztürak, büyükşehir konusunda açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şaban Kardeş'in sorularını yanıtlayan Öztürak, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için Şerafettin Terzi, Kadir Albayrak, Adem Dalgıç ve kendisinin adaylıklarını açıkladıklarını belirterek, Büyükşehir Yasası'nın apar topar kabul edilmesi nedeniyle beraberinde yanlışlıklar da getirdiğini söyledi. Ben kendi açımdan tabii hukukçu olmam nedeniyle önce yasayı inceledim. Hali hazırda tüzük yönetmelik olmadığı için bir takım eksiklikler olduğunu görüyorum ama tabii bunlar mazeret değil ama yola çıkarken hepimizin çıktığı amaç yeniden imar edilmesi gereken bir Tekirdağ ki Büyükşehir Yasası bir şanssızlıkla çıkmıştı. Beldeleri kurarken sandık koyduk, kaldırırken sandık koymadık. Köy tüzel kişiliklerini oluştururken sandık koyduk geçmiş yıllarda, kaldırırken koymadık. Bu tür hatalarla, bu tür ben yaptım oldu mantığıyla gelmesiyle birlikte bu gelen eksiklikleri, yanlış yapılandırmaları düzeltmek için yola çıktı bütün arkadaşlar. Öztürak, Şaban Kardeş'in Büyükşehir bağlamında Tekirdağ'ın öncelikli sorunu olarak neyi görüyorsunuz? Çerkezköy'de isminizin verildiği bir cadde var. Ayrıca kardeşlerinizle birlikte aynı partide görev yapacak olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da cevap verdi. Belki ilimiz bu olayı yaşamadı daha önce ama baktığınız zaman rahmetli Eser zamanında Malatya'dan kaç tane bakanlı başbakan bir arada çıktı. Yani Yetim Hüsnü'sünden tutun da Yusuf Bozkurt Özal'ından tutun da kendisine kadar yaşanmış bir olay bu. Daha önce Kocaeli'de Sefa Sirmen'le kardeşinin birinin milletvekili, birinin büyükşehir belediye başkanı olduğu dönem yaşandı. Aynı şekilde Samsun'da rahmetli Muzaffer abinin büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde kardeşi milletvekiliydi. Yani siyaset, şunu söylemek istiyorum. İnsanlar siyasetin içerisinde akrabalığa dayalı siyaset yapmış olsalar da, şöyle ki bunu kendi ailem için söylüyorum. Bugün çok daha farklı yerde olurduk. Çünkü bu aile kendi içinden 4 tane bakan eniştelerini de sayarsanız 8 tane de parlamenter çıkartmış bir aile. Her yönüyle geniş olarak eniştelerimiz şunlar bunları aldığı mutlaka. Yani bu siyasetteki hizmet bir yarıştı. Ama genel bakış açısı içerisinde baktığınız zaman eğer ben siyasete 23 yıl önce başlamamış olsaydım, Faik Öztürk'ün kardeşi olarak girseydim, abim benim için bir handikap olurdu. Ha, benim için bir handikap noktası var. O şu, çok başarılı bir bürokrat. Mesleğinde, Türkiye'nin üzerinde çapa sahip bir insan. O kadar başarılı bir kişinin kardeşi olarak aynı başarıyı elde etme çabası stres yaratıyor, doğru. O farklı bir boyutu işi. Evet, Öztürk Caddesi. Bu caddenin hikayesini ben rahmetli Hikmet abiden dinlemiştim. Belki siz de vardınız o zaman, bilmiyorum var mıydınız. İlk defa binanın açıldığı gün. Ben, Sayın Deniz Baykal'ın. Evet, geldiğinde. Ben o dönemde Yüksek Disiplin Kurulu üyesiydim genel merkezde. Sevgili Tütüncü, bizim İrfan Gürpınar, ben, Edirne Milletvekilimiz Hasan Basri'yle hep birlikte geldik buraya. Binanın açılışını yaptık. Hikmet abi bana döndü dedi ki, bak dedi sen şimdi dedi bu caddeye bakarsın dedi, baban dolayısıyla Öztürk diye verilmiştir diye bakarsın dedi. Biz buraya dedi babanın adını vermek isteseydik direkt Orhan Öztürk diye verildi. Ama biz bunu esas Faik Bey'den kaynaklanan bir şekilde, yani dedemden kaynaklanan bir şekilde vermek istemişler. Babamı da çok sevdiği için ortalamayı bulayım demiş, Öztürk Caddesi olarak caddenin ismini koymuş. Onun hikayesini de o şekilde kendisinden öğrendik. Çerkezköy'de sosyal yönden çarpıklıklar olduğuna dikkat çeken Öztürk, ilçede birçok konuda eksikliklerin olduğunu da vurguladı. Geçerken çarpık mı kentleşti,
bir İstanbul'a göre, bir Kocaeli'ye göre bence çarpık değil. Çok daha güzel kentleşti Çerkezköy. Onu kabul etmek lazım. Eksiği var mı? Çok. Her ilçemizin eksiği çok. Gazeteci Şaban kardeş de önümüzdeki seçimlerle ilgili iyi dilek temennisinde bulundu.